Okul öncesi yatılı ve taşımalı eğitim veren okullardaki öğrenciler için ücretsiz yemek uygulaması ikinci dönemle birlikte başlıyor. Türkiye genelinde 5 milyon öğrenciye ücretsiz öğle yemeği verilecek. Peki uygulama nasıl olacak? Detaylar geliyor ekranınıza. Şimdi yemek zamanı. Hepinize yarasın, afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Örnek menüler yapıldı, hazırlıklar tamamlandı. Okullarda ücretsiz öğle yemeği uygulaması başlıyor. Türkiye genelinde sizin de ifade ettiğiniz gibi yaklaşık 5 milyon öğrencimiz 6 Şubat'tan itibaren okul öncesinde bir öğün yemeklerini bakanlığımızın sağladığı desteklerle ücretsiz olarak yiyecekler. 6 Şubat'ta başlayacak ikinci dönemle birlikte İstanbul'da 189 bin, Türkiye genelinde ise yaklaşık 5 milyon öğrenciye ücretsiz öğle yemeği verilecek. Bu uygulama anaokulu, yatılı ve taşımalı eğitim veren okullarda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Gerekli altyapıları olan okullar yemekleri kendileri pişirecek. Yemek yapımına elverişli olmayan okullarsa bakanlığa bağlı meslek liseleri ve öğretmen evlerinden tedarik edecek. Okulların mutfak ihtiyaçları için gerekli bütçe gönderildi. Bakanlığımız bu okul öncesindeki öğrencilerimizin yemeklerinin çok nitelikli hazırlanması için kılavuzları oluşturdu ve bakanlığımızın bütün ilgili teşkilatlarına ulaştırdı. Yapılan bu uygulamayla birlikte çocukların tüketeceği yemeklerin en iyi kalitede olmasına ve lezzetli olmasına dikkat edilecek. Özellikle yemeklerde tuz miktarı en az seviyede kullanılacak. Tatlılarda yapay tatlandırıcı bulunmayacak ve besinler yeteri miktarda çocuklara servis edilecek. Biz de şu anda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Anaokulu'ndayız. Bugünkü menümüzde mercimek çorbası, pirinç pilavı, köfte ve patates püresi var. Ve özellikle de her yemeğin yanında mutlaka ekmek ve su bulundurulacak. Patates püresi, köfte, pilav. Afiyet olsun. Seviyor musun böyle menüleri? Evet. Tabak neredeyse bitmiş. Evet. Nasıl? Sevdin mi? Beğendin mi yemeği? Beğendim. Bir tane köften kalmış. Onu da bitirelim. Kendi menülerini yapacak okullar diyetisyen desteği de alacak. Haftalık beslenme listesi okulun internet sayfasında yayınlanacak. Menülerimiz sağlıklı beslenme ilkelerine göre tabii ki çocuklarımızın yeterli ve dengeli besleneceği şekilde ayarlanacak. Aynı zamanda diyetisyen kontrolünde tuzu, şekeri, besin makro ve mikro besin öğeleri buna göre ayarlanacak. Bakanlığımızın bu başlatmış olduğu proje gerçekten bir öğrenci velisi olarak bizi çok mutlu etti. Normalde benim kızım evde çok yemek seçer. Burada arkadaşlarıyla birlikte çok güzel yemek yiyor. Onun dışında diyetisyenlerin hazırlaması çok önemli. Memnunuz, mutluyuz. Burayı çok seviyoruz. Örnek menüler getirilerek çocuklara seçim hakkı sağlıyoruz ve her şeyin tadına bakma imkanı sağlıyoruz. Ekonomik anlamda velileri de rahatlatacak bir durum olduğunu düşünüyorum. İlkokullarda, ortaokullarda, liselerde de bu uygulama devam eder. Eğitim öğretimin ikinci yarısı 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Çok güzelsiniz.